Gitti. Evet. Moto... evet. Ford Motorsport canlı yayınlarına hoş geldiniz. Evet, Prairie kızları da bizim yanımızda. 22. Prairie Rally'si biraz sonra start alacak. Yaklaşık 55 dakika sonra buradan start alacak. Biz şu anda start noktasındayız ve ortam yavaş yavaş kıpırdamaya başladı. Arkamızda yarış otomobilleri var ve pilotlar yavaş yavaş buraya gelmeye başlıyorlar. Bütün pilotlarla, hemen hemen bütün pilotlarla konuşacağız. Ama isterseniz öncelikle gelin sezonun şu ana kadar, şu ana kadar sezonda olup bitenleri kısaca bir gözden geçirelim. 5 ayaktan oluşan Türkiye Rally Şampiyonası, Türkiye Rally'si ile İzmir'de start aldı. Genel klasman ve Grup A kategorisinde yarışın liderliğine yükselen ekip Team Atakan oldu. Serkan Yazıcı, Türkiye Rally'sinde sergilediği istikrarlı tempoyla genel klasmanda ikinciliği yakalarken, aynı zamanda en iyi Türk ekibi olma başarısını da elde etti. Team Atakan şampiyonada birinci sıraya yükselirken, hemen arkasında Ercan Kazaz vardı. Kazaz bu rallide iki kez lastik patlatınca gerilere düştü ve Serkan'dan koptu. Türkiye rallisini ikinci bitiren ekip bu yarıştan 19 puanla ayrıldı. F3 kategorisinde ise Tofaş Fiat ekibi, Opel ekibi ve Citroen ekibi arasında çok ciddi bir çekişme vardı. Yarışın liderliğini ilk gün yakalayan ekip Tofaş Fiat takımıydı. Ali Deveci, Punto Kitcar'la en hızlı zamanlara imza atarak arayı açmaya başlamıştı. Ancak ikinci gün etap içinde durup lastik değiştirmek zorunda kalınca Deveci bir hayli gerilere düştü. Maksimum atakta olan takım yarışın sonunda ikinciliğe kadar tırmanmıştı. Liderliği Tofaş ekibinden sonra Opel takımı yakaladı. Hamdi Ünal muhteşem pilotajıyla F3 kategorisinde arayı hızla açmaya başladı. Ancak Hamdi de problemlere yakalandı ve benzin pompası arızalanınca yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Citroen takımının tecrübeli pilotu Nejat Avcı ise kusursuz bir yarış çıkarttı. Risk almadan istikrarlı yarışan pilot Türkiye Rally'sini kazanarak F3 kategorisinde liderliğe yükseldi. Grup N sınıfında Ali Ersin ve Celal Gülerhan arasında ciddi bir çekişme vardı. Yarışın son etabına kadar süren bu mücadeleden saniye farkıyla Celal Gülerhan galip çıktı. Sezonun ikinci yarışı yine İzmir yakınlarında Kuşadası civarında koşuldu. Kazaz, Ege Rally'sinde sakin bir tempoyla birinciliği yakalarken aynı zamanda şampiyonada liderliğe yükseldi. F3 kategorisinde ise yine kıyasıya bir mücadele vardı. Liderliği gece etaplarında yakalayan Opel ekibi yine bir talihsizlikle karşılaştı ve sol arka lastiği kopunca yarışı terk etmek zorunda kaldı. Citroen ekibi ise gece etaplarında toza takılınca bir hayli zaman kaybetti ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Tofaş Fiat ekibi ve Ali Deveci tüm yarış boyunca atak yaparak yarışı kazanmayı başardı. Grup N'de ise yine büyük bir mücadele vardı ama bu kez ikincilik için. Tecrübeli pilot Cengiz Yıldız ve Murat Akdilek son etaba hemen hemen eşit derecelerle girdi. Murat Akdilek son etapta yaptığı atakla ikinciliği yakalarken Cengiz Yıldız üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Ege Rally'sinde Türkiye bir ilkle daha karşılaştı. Ford ekibi kendi imkanlarıyla hazırlayıp geliştirdiği Focus F2 otomobilini ve Focus Grup N otomobilini ilk defa parkurlara çıkarttı. Bu gelişme aynı zamanda dünyada da bir ilkti. Pilotların amacı maksimum ataktı. Otomobillerin hızla gelişmesi için Focus'lar zorlanmalıydı. Hakan Tolon F2 Focus'uyla gece etaplarında liderliğe yükseldi ve birinciliğini yarışın son etaplarına kadar taşıdı. Ancak Grup N Focus'ta baş döndürüyordu. Gece etaplarında maksimum atak yapan Süleyman Atay kendi kategorisinde liderdi ve birinciliği yarışın sonuna kadar taşıdı. Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da koşuldu. Ege Rally'sinde otomobili yetişmediği için sembolik bir start alan Team Atakan pilotu Serkan Yazıcı, revize edilen otomobiliyle zorlu 26. Yeşil Bursa Rally'sini açık ara farkla birinci bitirdi. Ege Rally'sinde aldığı birinciliğin ardından Bursa'ya şampiyonada lider olarak gelen Ercan Kazaz, mücadelesini sonuna kadar sürdürse de şanssızlıklar peşini bırakmadı. Rally'nin 3. etapında lastik kopan ve aksının fren ortumunu kesmesi sonucu oldukça zaman kaybeden Ercan Kazaz, Bursa'dan ikincilikle ayrılıyordu.
22. Pirelli Rally'si öncesi genel klasman puan durumu. 1. Ercan Kazas 54 puan, 2. Serkan Yazıcı 46,5, 3. Ali Ersin 34, 4. Ali Deveci 32 ve 5. Murat Akdilek 20. Türkiye Rally Şampiyonası'nda bu yıl iyi bir çıkış yapan Grup M pilotu Ali Ersin, Bursa'da aldığı genel klasman üçüncülüğünün ardından Grup M kategorisinde de ikinci kez Türkiye birinciliği için önemli bir mesafe kat ediyordu. Grup M kategorisinde bu yıl iyi bir performans sergileyen Murat Akdilek, 26. Yeşil Bursa Rally'sinde de başarılı bir yarış çıkararak genel klasmanda 5. Grup N'de de 2. gelerek puanını 20'ye çıkarıyordu. Aynı kategoride tecrübeli pilot Celal Gülerhan, Murat'ın 21 saniye arkasından 1.25.30'luk derecesiyle 3. geliyordu. 22. Pirelli Rally'si öncesi Grup N kategorisi puan durumu. 1. Ali Ersin 27 puan, 2. Celal Gülerhan 17,5, 3. Cengiz Yıldız 13, 4. Murat Akdilek 12, 5. Kuvvet Erim 4,5. F3 kategorisinde geçtiğimiz yıl ilk defa Marmara Rally'sinde parkura çıkan Fiat Punto'nun koltuğundaki Ali Deveci ile aynı sene F3 birinciliğini alan Tofaş Motorsport, bu sezonun 3. yarışı olan Yeşil Bursa Rally'sinde de F3 birinciliğini alıyordu. İlk iki yarışta çeşitli şanssızlıklar yaşayan Opel Corsa Kit Car pilotu Hamdi Ünal bu yarışı bitirmeyi başararak F3'te ikinciliği elde ediyordu. F3 klasmanının bir başka iddialı pilotu Nejat Avcı, Citroen Kit Car ile daha birinci etapta yarış dışı kalınca Yeşil Bursa Rally'sini puansız geçiyordu. 22. Pirelli Rally'si öncesi F3 kategorisi puan durumu. 1. Ali Deveci 27 puan, 2. Nejat Avcı 13,5, 3. Gökhan Yazıcı 10,5, 4. Taner Şengezener 10 ve 5. Hamdi Ünal 6. Bütün pilotlar tarafından oldukça kırıcı olarak değerlendirilen Yeşil Bursa Rally'sinde Ford Motorsport'un Grup A ve Grup N fokusu büyük bir şanssızlık yaşayarak rotillerinin kırılması sonucu yarışa veda etmek zorunda kalıyordu. Her geçen yarışla birlikte kendilerini yenileyen ve büyük tecrübe kazanan fokusların 22. Pirelli Rally'sinde alacakları sonuçlar merakla bekleniyor. Evet, Ford Motorsport canlı yayınları bütün hızıyla devam ediyor. İsterseniz gelin şimdi yarışın akışın üzerinden geçelim. Ne gibi olaylar bizleri bekliyor? Evet, yarışa yarın sabah 9.40'da ekiplerin servise girmesiyle devam edeceğiz. Taktan indikten sonra ve ondan sonra birinci etaba yönelecek ekipler. Saat 10.22'de birinci etap Bin Kılıç geçilecek. Daha sonra İkinci etap Yalıköy saat 10.45'te geçilecek. İlk otomobil saat 10.45'te orada olacak. Daha sonra üçüncü etapla devam ediyoruz. Soğuk su etabı. Bu etabı saat 11.05'te ekipler geçecekler. Ve daha sonra ekipler servise girecekler. Saat 12.10 geçe ekipler servise geri dönecekler. Ve bu loop birkaç kere daha tekrarlanacak. İkinci geçişimiz Bin Kılıcı 12.52. Yalıköy 13.15. Soğuk su 13.35 ve sonra tekrar servise gireceğiz. Saat 14.30'da üçüncü kez servise gelecek araçlar. Ve daha sonra son loop için tekrar parkura çıkacak ekipler. Bu arada etaplar Çatalca civarında. Bin Kılıç etabı üçüncü kere saat 15.12'de geçilecek. Daha sonra Yalıköy etabı 15.35'te ve Soğuk su etabı 15.55'te geçilecek. Evet, geçecek. Ondan sonra servis noktasına geldikten sonra araçlar saat 19'da tekrar burada finish noktasına gelecekler ekipler. Evet, heyecanlı mıyız kızlar? Freli kızları bir hayli heyecanlı. İsterseniz şimdi gelin kısaca etapları bir göz atalım. Ne gibi etaplar bu ekipleri bekliyor? Evet, birinci etabımız Bin Kılıç etabı. Bizim ekibimiz bu etabın içinde olacak. Bu etabın uzunluğu 12.1 kilometre. Bu etabın karakteristiği ise şöyle. Bir hayli bir kaygan zemini var. Etap çok hızlı. %60 yokuş aşağı ve zaman zaman dar bir etap. Parkurun üzerinde tomruklar var. Bu da tabii ekipler için tehlikeli olabilir. Bizim ekibimiz yarın saat canlı yayınları yapacağımız nokta bu etabın içinde. Yaklaşık 10 kilometre içinde olacağız bu etabın 7 kameramızla. Otomobilleri 3 geçişte de buradan izleme imkanı bulacağız. İkinci etabımız ise Yalıköy. Bu etap 7.7 kilometre uzunluğunda ve açıkçası zemini, bu da çok süratli bir etap. Kırıcı, zemini bir hayli bozuk. Biraz yokuş yukarılar var ama genellikle yokuş aşağı bu etap ve zaman zaman parkur gerçekten çok dar. Evet, son etabımız ise soğuk su etabı.
Evet, bu etap 10.7 kilometre uzunluğunda ve karakterisine baktığımız zaman çok süratli ve kırıcı olduğunu görüyoruz. %50 virajlı, %50 düzlük bir etap bu. Yani genelde baktığımız zaman rally'e çok kısa sprint bir rally görüyoruz. Etaplarında bir hali kırıcı olduğunu görüyoruz. O yüzden ekipleri hali zorlu bir yarış bekliyor. Evet, şimdi yavaş yavaş pilotlarımızla konuşmaya başlayacağız. Start noktasına pilotlarımız geliyorlar ve onlarla görüşmeye başlayacağız. Pirelli yetkilileriyle görüşeceğiz. Evet, şu anda bakıyoruz kim var yanımızda. Evet, Serkan Yazıcı'yı görmüştüm biraz önce burada ama şu anda yanımızda değil. Atilla Bey'i bekleyeceğiz. Kendisi Pirelli yetkilisi. Atilla Bey yanımıza gelecek kısa bir aradan sonra. Sadly by her side at the window through the glass, she stroked it tight as I sat sadly by her side, as I sat sadly. Ford Motorsport canlı yayınlarına hoş geldiniz. Şimdi bu yarışın en iddialı ekibiyle beraberiz şu anda. Serkan ve Erkan Çocuklar. Şampiyonada durum sıkışık gözüküyor baktığımız zaman. Puan farkı çok az gibi duruyor. Şimdi bu yarışta siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Biz Türkiye'deki her yarışı kazanmak için çıkıyoruz. Başka hiçbir hedefimiz yok. Normal şartlarda planlayıp işte bunda ikinci olalım da onda üçüncü olalım, öbürünü kazanalım, şampiyon olalım gibi bir hedefimiz yok. Zaten bir yarış eksiğimiz var biliyorsun, giremedik bir yarışa arabamız yetişmediği için. Dolayısıyla da puan olarak geriye düştük bir yarışa giremediğimiz için. Ama dediğim gibi Türkiye'deki bütün yarışları ilk hedefimiz kazanmak. Kazanmak için gideceğiz bu yarışta, yani öyle çok şey bakmıyoruz. Her zamanki gibi gideceğiz yani. Her zamanki gibi. Şimdi Erkan, herkes bu etapların çok kırıcı olduğunu söylüyorlar. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kırıcı değil. Öyle mi? Evet. Grup otomobili bir şey demez yani bu. Bazı yerleri bozuk. Bazı yerleri bozuk ama rallide her zaman oluyor böyle. Bozuk yerler olur, düzgün zeminler olabilir. Ralli bu zaten. Her türlü şartta gitmeniz gerekiyor. Ama yarış kırıcı olarak adlandıramayız. Serkan, şimdi startla beraber o zaman sen maksimum ataktasın. Hiç bekle gör taktiği yok. Sen tamamen öne koşuyorsun. Tabii ki zaten. Bundan önceki yarışlarda da yani görmüş olmanız lazım. Yani bizim öyle hiç işte neyi bekleyip neyi göreceğiz yani. Böyle bir şey yok. Yani dünyada da yok, bu Türkiye'de de yok. Yani şu an o yok artık. Bizim şeyimiz de belki Türkiye'de ne olduğunu bilmiyorum ama dediğim gibi insanlara göre bazısı diyor, "Aa çok kırıcı." Bana göre ben hiç anlamadım neyi kırıcı yani. Süratli, evet süratli. Fakat kısa etaplar tabii. Tam ısınıyorsunuz, etap bitiyor. Ama bizim kesinlikle kendimizi bu sene Erkan'la ikimiz sıcak tutmamız lazım. Yani önümüzdeki sene belki bir dünya şampiyonası görev İnşallah. Çıkabilir, bir şey olabilir. Onun için biz her etabı, son etap dahi olsa, işte arkadan arayı kapatmaya çalışan başkası hiç önemli değil. Biz her etabı maksimum hızla geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Oğlu Çocuklar, size bol şans diliyorum. Çok teşekkürler Serkan. Erkan bol şans. Sağ olun Çocuklar. Evet, Team Atakan maksimum atakta olacak ve birincilik için koşuyor. Hiçbir başka stratejisi yok. Team Atakan. Şimdi
Serdar Bey'i buraya davet ediyorum. Kendisi Pirelli yetkisi. Serdar Bey nasılsınız? Teşekkürler, çok iyiyiz. 22.sini organize ediyorsunuz Pirelli Rally'sinin. Size tebrik ediyorum. Çok köklü bir geçmişiniz var. Bu yılki organizasyondan biraz bahseder misiniz? Bu yılki organizasyon tabii bu ekonomik kriz nedeniyle ciddi anlamda sorunlarla başladı. Gerek sponsorluklar anlamında, gerekse katılım anlamında. Ama daha sonra hakikaten ciddi sayıda katılımcının olması bizi çok mutlu etti. 60 civarında katılımcı var ki bu bizim için böyle bir ekonomik ortamda son derece iyi bir başarı. Şimdiden herkesi şampiyon gibi görüyorum açıkçası. Çok çok güzel bir gün, harika gidiyor. Serdar Bey sizi tebrik ediyoruz ve Pirelli'nin desteğinden dolayı çok teşekkürler. Motorsports'un büyük bir parçasısınız. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun Serdar Bey, çok teşekkürler. Evet, şimdi sırada Tofaş ekibinin sorumlusu Saffet Bey var. Saffet Bey bu yarışa bir hayli otomobile katılıyor. Saffet Bey merhaba, nasılsınız? Ahmet merhabalar, çok heyecanlıyım. Her şeyden önce çok heyecanlıyım. Ana sponsorumuz olan Pirelli'nin sponsor olduğu Pirelli Rally'sinde start alıyoruz. Ama çok iyi hazırlandık. Ahmet hakikaten çok iddialıyız. Geçtiğimiz hafta bu ay sonu Finlandiya'da yapılacak olan Dünya Rally Şampiyonası'nın fiyat denemeleri vardı. Punto denendi ve oradan elde edilen bütün know-how bizim de değerlendirmemizle beraber bu yarışta çıkacak. Ben çok iyi zamanlar bekliyorum. İnşallah bir aksaklık olmaz. Rally'nin toplamı 90 kilometre. Çok süratli bir rally. İyi bir dereceyle bitirmeye çok iyi hazırlandık ve gayret edeceğiz. Saffet Bey, o zaman Punto'nuz, Ali Devecin yarışacağı Punto en son spek. En son spek. Peki Palio'larda bir gelişme var mı? Palio'larda çok büyük gelişmeler var. Motor güçleri yine çok iyi bir noktada, 180 beygire kadar yükseltildi. Onlarda da bu etapta özel denemelerle iyi bir süspansiyon geliştirdik. Görürsünüz Palio'larda çok çok iyi sonuç alacaklar ve çok büyük gurur verici bir şey. 18 tane Palio bugün start 18. alıyor. Evet, 68 arabanın içinde, 65 otomobilin içinde 18 tanesi Palio. Bu da çok gurur verici bir şey. Saffet Bey sizi çok tebrik ediyorum ve bütün ekibe bol şans diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, şimdi sırada Ali Deveci var. Ali Deveci, Punto Kit Car'la bu yarışa giriyor. Ali nasılsın? İyi, sizde ne var ne yok? Sağ ol. Ali, Saffet Bey'le görüştük ve Punto'nun en son spek haline geldiğinden bahsetti. Öyle valla, öyle. Saffet Bey'den korkulur yani. Biraz adamlar, anlatır mısın geçmişi? Valla, ben de inan daha kullanmadım. Bugün işte oralarda belki bir küçük shakedown yaparız. İtalyanlar direkt Finlandiya'dan geldiler. Miki Biasion'un yaptığı son süspansiyon settingiymiş. Nasıl dedim ya, bayılacağım falan dediler. Biz de bayılacağız herhalde, yapacak başka bir şey yok. Öyle yani, göreceğiz. Ali, şimdi F3 kategorisinde arayı bir hayli açtın. Sen bu farktan dolayı bu yarışta yavaş mı gideceksin yoksa direkt genel klasmana mı koşuyoruz? Ya muhakkak hepimizin, bütün sürücülerin taktikleri var, bizim var en azından. Ama ben rally'yi pistten ayıran en büyük özelliği rally hislerle yapılan bir şey. Yani yarın sabah start saatimizde etapın başındaki hisim nasılsa en azından öyle başlayacağım. Sonra onu değiştirmek tabii ki gene bizim elimizde ama biraz mooduma bağlı. Hiçbir zaman biliyorsun biz öyle hesap kitap yatalım işte o kalsın biz gidelim üçüncü, böyle şeyler hiç yapmadık. Ama çok hızlı bir yarış, tabii ki hızlı gideceğiz ama bizden daha iyi hazırlanmış, daha hızlı gidecek arkadaşımız varsa ona da şapka çıkartırız. Kaldı ki bu sene maalesef Nejat da Hamdi de bize rakip olamadı. Yani ben isterdim ki bu çekişme son iki yarış kala bu kadar açık olmasın ki Nejat'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala var. Son yarışa, son etaba kalsın isterdim çünkü biliyorsun bir ara Türkiye arasında 11 saniyeyle bitti filan. Çünkü çekişme kaliteyi getiriyor ama biz sanki bu çekişme varmış gibi otomobilimizi son speklere hazırlıyoruz her zaman. Bundan da keyif alıyoruz. Ben de böyle bir takımda yarışmaktan gurur duyuyorum. Onun için yarın bütün keyfimizle, bütün elimizden gelen her şeyi yapmak üzere parkurda olacağız. Çok teşekkür Ali, sağ ol, bol şans diliyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, Ali Deveci Punto Kit Car'la maksimum atakta olacak bu otomobil. En son spek Punto gerçekten... Otomobil elden geçirildi. Ekipleri izledik buradan. Gelen İtalyan ekiplerle beraber olduk. Otomobilin bütün süspansiyonu değişti. Profex'e geçtiler. Ve gerçekten hızlı bir yarış çıkaracağına eminim Ali Devci. Evet, şimdi Nejat Ercan Kazaz yanımızda. Ercan Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ercan Bey, yarış start alacak. Yani aranızda o kadar falan farkı var ki. Merhaba Cem, ne haber? İyilik. Sağ olun. Şimdi aranızdaki puan farkı çok az, öndesiniz. Serkan'la konuştuk. Serkan dedi ki yani bizim birincilikten başka hiçbir hedefimiz yok. Sizin başka bir puan hesabınız var mı?
Yani tabii ki yapılabilecek çok fazla bir puan hesabı yok. Ama biz bu yarışta mottomuzu biraz farklı koyduk. Açıkçası biraz şans istiyoruz. Çünkü hakikaten sezon başından beri hep şanssızlıklar bizi buluyor. Tabii kimseye şanssızlık dilemiyoruz ama bizi hiç olmazsa bulmasın ki mücadele edebilelim. Yani mücadele ederek kaybetmediğimiz bir yarışı ikinci bitirmek hakikaten bizi çok üzüyor. Geçen yarış 11.liğe kadar düştük. Bir haks problemi. Halbuki mücadele içinde olsaydık hiç olmazsa bu işlerden biraz daha keyif alırdık ve keyif de verirdik diye düşünüyorum. Cem, etaplar herkes kırıcı diyor, lastik patlaması sorun olabilir deniliyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bence birinci ve üçüncü etap tehlikeli. Kırıcı denilen ikinci etap, yani düzgün yapılmış bir araba için problem olacağını hiç zannetmiyorum. Aslında yavaş olduğu için de o etap daha tehlikesiz. Ben açıkçası üçüncü etaptan korkuyorum. Çünkü 1 ve 2'nin zeminleri çok iyi tutunuyor. 3'e geldiğin zaman hem yokuş aşağı hem bilyeli bir zemin var. Orada pilotlara bir dert olursa orada olur diye düşünüyorum. Yani bence kırıcı bir yarış değil. Ercan Bey, o zaman siz de birinci etaptan itibaren maksimum atakta olacaksınız. Pek de fazla yani geri düşünce telafi etmesi de zor bir yarış. Başka bir çare de yok gibi. Şimdi bu bir de sprint bir yarış, yani burada bekleyelim de görelim falan, görecek bir şey yok. Göreceğiniz en son tabela olur yani. O anlamda fazla birinci etapın bir şey. Sonunda görürüz. Görürüz, yani tabelayı görürsünüz en fazla. O anlamda baktığımız zaman fazla bir şans yok. Ama bütün dediğim gibi hedef iyi bir yarış olsun. Ben de, Serkan da, ekipler de bu işten keyif alsın, seyirciler de tabii ki. Çünkü bu şu ana kadar geçen senekine benzer hiç mücadele yaşama şansımız olmadı Serkan'la. Evet, geçen yıl son etaba kadar gidiyordu bütün çekişmeler. Bu yıl onu maalesef göremiyoruz. Evet, maalesef dediğim gibi biz bu sene hem Türkiye Rally'sinde bir lastik şanssızlığı yaşadık. Hem Bursa Rally'sinde bir aks problemi yaşadık. Zaten iki yarıştır Serkan'la yarışabiliyoruz. O Ege Rally'sinde yoktu zaten. O tamamen keyifsiz bir yarıştı bizler için. Çünkü hakikaten hiçbir kompetisyon yoktu. Yani umarım bu yarış son saniyede, son etapta belli olsun ama hiç olmazsa savaşarak kaybetmenin keyfini yaşayalım veya kazanmanın keyfini yaşayalım diye düşünüyorum. Oldu. Peki, size çok bol şans Ercan ve Cem, görüşmek üzere. Bol şans çocuklar. Evet, şu anda ekiplerle yavaş yavaş konuşuyoruz ve şimdi sponsorumuz Ford ekibi yanımıza geliyor. Yalçın Arslan Ford ekibinden yanımıza geliyor. Bakalım Ford ekibin planları nedir bu yarış için. Yalçın Bey, nasılsınız? Gayet iyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Yalçın Bey, Ford ekibi olarak planlarınız nedir bu yarış için? Geçen yarıştan sonra oldukça önemli ilerlemeler kaydettik otomobillerimizde. Özellikle Grup A versiyonunda. Bu yarışta Grup N arabamızı Ford'dan gelen bir talimat üzerine Grup N projesini sonbaharda lansmanını yapacağımız ST170 modelinin lansmanına kadar durdurduk. O yüzden Süleyman yarışmıyor bu yarışta. Onun yerine geçen sene bizim 3 tane çok hızlı K-Maxi pilotumuz vardı. Onlardan bir tanesi olan Burak Çukurova yarışacaklar. Onlara yılbaşından beridir bir imkan vermek istiyorduk. Bu fırsatla Burak'a da böyle bir imkan tanımış olacağız. Aynı zamanda gene K-Maxi pilotlarından Osman Tüter'e de Hakan Tonun co-pilotluğu görevini verdik. Böylece bayağı bir sirkülasyon sağladık. Evet. Yalçın Bey, o zaman iki otomobiliz de Grup A. Yok, hayır. Burak'ın kullanıcı araba gene Grup N araba. Ancak artık onun üzerinde geliştirme çalışması yapmıyoruz. Biraz pilotlarımızı yetiştirmek olarak kullanıyoruz. Grup A aracımızda ise geçen yarıştan sonra önemli süspansiyon farklılıkları yaptık. Ayarlar çok daha ilerledi. Artı geçen yarışta kırılan rotil tasarımını da değiştirdik. Homologasyon kurallarının müsaade ettiği ölçüde ön düzende aks taşıyıcısında, aksonda ve süspansiyon bağlantılarında önemli ilerlemeler, önemli geliştirmeler yaptık ürün geliştirme departmanımızla beraber. Bayağı meşgul bir temponun içindeymişsiniz anladığım kadarıyla Bursa'dan itibaren. Doğru, aslında bu senenin tamamını zaten biliyorsunuz biz gelişime ayırdık. Çok sağlıklı bir gelişim süreci yaşıyoruz açıkçası. Hepimizi çok tatmin eden bir süreç bu. Sürat olarak da zaten bugüne kadar Focus süratini defalarca kanıtladı. Geçen yarışta Tolo'nun genel klasmanda ikinciliği, üçüncülüğü gibi dereceleri var araç rotilini kırana kadar. O yüzden şimdi sürati değil biraz daha fazla dayanıklılığa
konsantre olmuş vaziyetteyiz. Onun gerektirdiği bir takım değişiklikler, yenilikler yapıyoruz aracımızda. Oldu. Yalçın Bey, size bol şans diliyorum. Bütün Ford ekibine bol şans diliyorum ve çok teşekkürler her şey için. Çünkü bu canlı yayınlar Ford sponsorluğu sayesinde gerçekleştiriliyor. Sağ olun Yalçın Bey. İyi çalışmalar, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi Grup N şampiyonasındaki lider pilot yanımıza geliyor. Pardon, bir saniye. Hakan Tolon şu anda yanımızda. Hakan, nasılsın? Teşekkürler. Hakan, biraz önce Yalçın Bey'le görüştük ve kendisi dedi ki Bursa'da ilk 3'e, genel klasma ilk 3 ve ilk 2. dereceler çıkıyordu. O yüzden Hakan'dan çok memnunuz dedi ve şimdi bu yarışta yine hızlı etaplar var, yine yokuş aşağılar var. Senin için bir avantaj mı, bu dezavantaj mı? Evet, tabii ki bizim için avantaj sayılır. Çünkü otomobilimizi tam istediğimiz gibi daha istediğimiz speklere getiremedik. Bu sezon bizim bir avantajımız var şöyle. Arabayı sadece test ettiğimiz için puanla ilgili bir derdimiz yok ve sadece bütün etaplarda otomobilin yapabileceği maksimumunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden eğlenceli geçiyor. Tabii kendimiz de geliştiriyoruz bu arada. Ama gerçekten 2002 için çok ciddi hazırlıklarımız oldu. Sabırla ilerliyoruz. Biliyorsunuz yarışı bitiremiyoruz, edemiyoruz ama bunların bize çok artı getirdiği puanlar var. Arabanın bütün eksiklikleri bu sene çıktı. Çünkü bir kompetisyon ortamında otomobili böyle deneme şansınız olmaz hiçbir zaman puan açısından. Hiç kollamadan hep full atak gidiyoruz. Yani yarın da ilk günden itibaren, ilk etaptan itibaren gazlayacağız. Sana bol şans diyorum Hakan. Çok güzel, çok iyi dereceler çıkartıyorsun. Seni tebrik ederiz. Evet, Ford Focus yani etapları göreceğiz. Şimdi Serdar Bostancı var sırada. Serdar Bey bu otomobili geliştiren pilot. Serdar Bey, sizi böyle alabilir miyiz acaba? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Serdar Bey, Ford Focus'ta bir hayli gelişmeler var dedi Yalçın Bey. Otomobili daha iyiye götürüyorsunuz galiba. Evet, arabalarımız ciddi şekilde hızlandı. Yeşil Bursa Rallisi'ndeki ikinci ve üçüncü zamanlara imza attık. Yarışı neticelendiremedikse dahi. Bir taraftan hızlan diyoruz, bir taraftan sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Grup N projesiyle alakalı çok belirgin değişiklikler var. Sezon başından Süleyman Atay'la başladığımız Grup N projesini şu anda noktaladık. Çünkü yeni bir platforma, ST170 platformuna Eylül ayında piyasaya çıkacak olan 6 ileri vitesli fabrika çıkışı 170 beygir olan otomobile konverte ettik. Süleyman'ın kullandığı otomobili bu yarış Burak Çukurova kullanıyor. Diğer otomobil yapıldığı zaman Süleyman o otomobille veyahut başka otomobillerle devam edecek. Bu yarış Grup A'dan çok iyi şeyler bekliyoruz. Grup N'de development sürecini devam ettirecektir. Oldu Serdar Bey. Çok teşekkürler vaktiniz için. Bütün ekibe bol şans diliyorum. Sağ olun. Evet, şimdi sırada Burak Çukurova var. Burak Çukurova bu yarışta Ford Focus'un direksiyon başına geçecek. Burak, nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Merhaba. İlk defa Focus'la yarışıyorsun, evet. Burak. Hazırlık süreci nasıl geçti, neler bekliyorsun? Gayet iyiydi, bir hafta oldu işte haber vereli. Focus Grup N'le yarışacağımız kesinleşti. Gene Focus'la antrenman yaptık. Her şey yolundaydı, gayet güzel. Focus zaten kullandıkça anlaşılan çok güzel bir araba. Yol tutuşu muhteşem olan bir araba. Her şey gayet güzeldi. Hiçbir sorun olmadı. Yarışa da hazırız. İnşallah yarışı en iyi şekilde ilk önce finish görmek amacıyla başlıyoruz. Çünkü bu bizim ilk yarışımız. Ondan sonra iyi bir tempo tutturup arabanın limitlerine gelmek istiyoruz. Burak, sana bol şans çok diliyoruz. Etapların içinde görüşürüz. Evet, şimdi Grup N lideri Ali Ersin'i ben buraya davet etmek istiyorum. Ama Ali Ersin şu anda yanımızda değil galiba. Evet, pilotlar yavaş yavaş buraya gelmeye başlıyorlar. Ve biz buradan herkese röportaj yapmak istiyoruz. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Bu kısa aradan sonra yarış yaklaşık 25 dakika sonra buradan start alacak. Geçmemiz lazım. Deveci de kolay bir rakip değil tabii ki. Tofaş da çok büyük bir marka. Onun için biz onlarla girdiğimiz mücadeleye centilmence sonuna kadar devam edeceğiz. Bu yarış bizim için çok önemli bir dönüm noktası. Bu yarışı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Ki ondan sonra diğer yarışlara daha rahat bir şekilde hazırlanalım. Daha rahat bir şekilde onları da kazanmaya çalışalım. Necat, daha önce bu parkurda yarıştın mı? Hayır, bu ilk defa yarışılan bir parkur. Hiç kimse yarışmadı zannediyorum. 84 yılı dedi Emre Bey. Ama bu etaplar yoktu. Ama pardon, 94. Bu etaplar yoktu ama.
başka etaplar vardı. Fakat o bölgede yarış yapıldı daha önce. Çok korkunç bir de yağmur yağmıştı hatırlıyorum. Fakat bu etapla, bu üç etap ilk defa yapıldı. Çok güzel bir parkur. İSOK da bu konuda çok tecrübeli. Onun için yeni bir parkur buldular, güzel bir parkur yaptılar. Süratli, zevkli bir yarış olacak. Güzel bir mücadele olacak. Peki, Saxo'da bir gelişmeler var mı, yenilikler var mı otomobilinizde? Saxo'da gelişme maalesef yok. Ancak Anatolia'ya bir takım değişiklikler ve gelişmeler olacak. Bu yarışa yetişmedi maalesef. Onun için bu yarışı ve bundan sonraki Silivan ve yurt dışı yarışı var bir iki tane planımızda. Yurt dışına çıkıyorsunuz yani? Planımızda var. Onları yapabilirsek eğer Anatolia'da daha değişik bir otomobil, daha güzel, daha yeni bir otomobille start alma imkanımız olacak. Saxo Kitkar bu seneyi bu şekilde tamamlayacak inşallah. Oldu. Necat, sana bol şans diliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Evet, şimdi Grup N'de lider olan Ali Ersin yanımıza geliyor ve Ahmet Bey yanında kopilotu. Çocuklar, Grup N'de açık arayla lidersiniz. Sanki işler rahat gibi. Arkada bir savaş oluyor ama siz sakin nefes alıyorsunuz gibi. Şimdilik puan olarak açık ara gibi gözüküyor ama diğer rakiplerimizin birer yarış eksikleri var. Onu da hesaba katarsak o kadar büyük bir fark yok. Hatta çok küçük bir fark var. İşte bu farkı en azından muhafaza etmeye çalışacağız bu yarışta. Eski bir rally, 20. senesini yapıyor Prelli Rally'si ama yepyeni bir parkur. İnşallah iyi bir yarış olacak herkes için. Şimdi bu parkur hakkında Ahmet'te çeşitli yorumlar var. Bazı pilotlar diyorlar ki çok kırıcı, bazıları diyor ki rally zaten kırıcı olur. Önemli değil, bizim otomobilimiz hırpalanmaz diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizde, daha doğrusu benim kendi şahsi intibama göre kırıcı bir etap değil. Üstelik rally adı üzerinde bir mukavemet yarışıdır. Temkinli olan, akıllı olan gayet güzel neticeler çıkartıp gidebilir. Ali Bey, siz direkt atak mı yapacaksınız yoksa bekleyecek misiniz, diğer rakipleri kollayacak mısınız? O bize kalsın. Onu şimdi söylemiyoruz. Onu yarışta belli olacak ne yapacağımız. Oldu, peki size bol şans diliyorum. Grup N'de yine çok keyifli bir mücadele çok olacağından eminiz. Sağ olun. Evet, şimdi yanımızda Cenk Aslanoğlu var. Cenk, K'la yarışıyoruz. Evet. Nasıl gidiyor? Vallahi gayet iyi. Bu sene şu anda Ford takımında 3 tane Maxi ile yarışıyoruz. 15 puanla öndeyim bu yarış öncesi. Çok iyi. A5 şampiyonluğu için uğraşıyorum. Umarım Şampiyonlar Şampiyonası'nda A5 şampiyonu olduktan sonra diğer şampiyonlarla beraber yarışma imkanı buluruz. Cenk, sen motosikleti özlemiyorsun gibi bir halin var yani. Motor güzeldi, heyecanlıydı, adrenalin vardı ama Türkiye'de bir duraklama devrine girer gibi oldu. Valla şu anda beklentideyim. Hala kalbimin bir köşesi motordan yana atıyor. Evet, sana bol şans diliyorum Cenk. Çok teşekkürler bize katıldığın için. Evet, şimdi sırada Cengiz Yıldız var. Grup N'in de. Cengiz Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Cengiz Bey, Grup N'de şu anda 3. sıradasınız. Evet. Ciddi bir çekişme içindesiniz. Hem Celal'le hem Murat Akdilek'le. Bu yarışta neler olup bitecek? Çünkü artık Cengiz Yıldız'ın parlama zamanı geldi gibi geliyor. Vallahi bana da öyle geliyor da nedense bazı bir takım şeyler derken işte arabayla uyum sağlamamız bu yarışta çok hızlı. Bakalım ne olacak bilemiyorum. Yani arabanın hızlısına daha pek alışamadık açıkçası. Yavaşa alışmak kolay oluyor ama bu yarışta biraz gözümüzü karartacağız gibi geliyor ama hayırlısı öyle bakalım mi? Ne olacak. Evet. Cengiz Bey, bu parkur sizin sürü isteğinizle, kullanım isteğinizle uyuyor mu? Yokuş aşağı bu hızlı tempolar tam size göre mi? Esasında ben hızlı parkurları severim. Fakat dediğim gibi arabadan emin olduğunuz zaman hızlı parkurlar çok iyi oluyor. İşte arabadan biraz kuşkumuz var. Daha hala çok hızlı da neler yapabileceğini bilemiyorum. Gerçi bundan önceki antrenmanımda da hızlı bir parkur seçip antrenman yaptım. Tahmin ediyorum eskisinden iyi olacağını zannediyorum yani. Cengiz Bey, size bol şans diliyorum. Grup N'de eminim yine keyifli mücadele izleyeceğiz. Evet, şimdi biraz organizasyonla konuşalım. Metin Bey yanımıza federasyondan. Metin Bey, sizi sol tarafımıza alabilir miyiz? Metin Bey, 22. Prelli Rally'si koşuluyor. Galiba Türkiye tarihindeki en köklü sponsor Prelli Rally konusu. En uzun süreli, doğrudur. Bizim yarıştığımız dönemlerden beri bu yarış Prelli Rally'si olarak koşuluyor. Yani sponsorluğu bırakmadı. Yine aynı şekilde Türkiye'deki yarışmacılara lastik desteği sağlayarak kesinlikle büyük bir hizmet verdi. Ve konusunda tek, bilhassa toprak rally konusunda Pirelli'den başka da şu anda bile kullanılan Türk
imajlı lastik yok. Onun için bu rallide de hem desteklerine hem organizasyon destekleri için kendilerine teşekkür etmek lazım. Bunu da ediyorum. Metin Bey, siz bu parkurda yıllar önce yarıştınız galiba. Evet. Bir anlarınız var mı bu parkurda? Şimdi 84-85 yıllarında bu şu anda yarın koşulacak olan işte Çilingöz, Binkılıç, Yalıköy taraflarındaki etapları biz yarıştık. Bir yağmur yağarsa batıyordu ki kaldık, biz de bir Balkan Şampiyonası yarışında kalmıştık. Manta 400'de miydi? Manta 400'deydi. 200'deydi. 200'de. Çok zevkli bir parkurdur. İşte orman yolları, hafif değişiklikler yapılmış, parkur düzeltilmiş. Ben bir sorun olacağını sanmıyorum. Seyirci açısından da güzel bir parkur. Metin Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi şekilde geçer. Evet, şu anda Yener Bey yanımızda. Yener Bey, Maxi ile yarışıyorsunuz yine. Cenk Aslanoğlu lider gidiyor bu kategoride. Ne olacak şimdi? Bu yarıştaki hedefler nedir? Bu yarışta birincilik hedef. Son iki yarışta kaldık ama çok şanssızdık. Bundan önceki bütün yarışlarda kaldığımız yere kadar önde gittik. Türkiye Rally'sinde birinci bitirdik. Tahmin ediyorum bu yarışta da eğer bir mekanik arıza olmazsa finişe geleceğiz ve birinci olacağız. Böylece puan durumunda da eski haline tekrar gelecek, yine öne geçeceğiz. Yani bu yarışı kazanırsanız Cenk'in önüne geçiyorsunuz. Evet. Cenk ikinci gelirse? O biraz hesaplamamız gerek ama bir de Anatolia Rally'si var biliyorsunuz. Evet. Yani son yarış son her şey belli olacak tabii ki, kesinlikle. Yani nasıl değerlendiriyorsun? Bu tam sana göre bir parkur mu? Yokuş aşağılar hızlı. Hızlı yerler var. Ben hızlı parkurları çok seviyorum. Daha önemlisi kırıcı yerler de çok. Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bazı yerlerde yavaşlamamız gerekecek. Bunu iyi ayarlayabilen pilotlar finişe gelecek. Çok sevdim parkuru. Bir iki yeri çok bozuk. Yani off-road araçlarıyla birlikte mi gitsek acaba falan diye de düşündük ama antrenman aracımız kırıldı. Birçok kişinin de öyle. Yunus'la da ilk kez yarışıyorum. Yunus benim çok eski arkadaşım. Bu yarışa beraber gireceğiz. Sana bol şans diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Mide bulantısı falan yaşıyor musun? Yok, hayır, ben gayet rahatım. Tamam, sen rahatsın yine. Gayet iyiydi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yarış gerçekten bizim eski ünlü rallicilerimize layık zorlukta. Yani Ali Sipahi'ye, Renç Koçibe'ye, Ayhan Tokyo'ya, onların zamandaki zorlukları biz de burada yaşayacağız. Hiç kolay değil. Gerçi etaplar kısa ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Hata affetmeyeceği kesin. Oldu, çok da size bol şans diliyorum. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet, şimdi Murat'ı yanımıza alıyoruz. Koray. Muratoğlu. Hep karıştırıyorum, özür dilerim. Koray, şimdi Citroen Saxo'ya yarışıyorsun. Evet. Payolarla ciddi bir çekişme içinde olacaksınız yine galiba. Kitkarlarla çok fazla yani mücadele edebiliriz ama yani onlar, Palio Kitkar biraz daha güçlü bir otomobil bizim Saxo VTS'e göre. Ama grupenlerle de biz birazcık daha güçlüyüz onlardan. Ama yani tam amaç, ortaya düşüyoruz. Tam ortaya düşüyoruz. Saxo'lar kendi arasında bir mücadele içinde olacaklar. Biz de o mücadelenin içinde ön plana çıkmaya çalışacağız ama öncelikle bitirmek, bu sezon hep aksiliklerden bir türlü yarış bitiremedik. Ama bu sefer finish görmek öncelikli amaç. Koray, parkuru nasıl değerlendiriyorsun? Yokuş aşağılar var, sert, kırıcı, taşlar çıkıyor içeriden. Yani tam... Evet, evet, haklısın. Aynen dediğin gibi. Birinci ve üçüncü etap çok süratli ve de kaygan bir zemin. İkinci etapta aksine belli yerleri süratli ama çok taşlı ve çok kırıcı etaplar. İkinci etaptan açıkçası biraz çekiniyoruz. Ama 1 ve 3 de çok hızlı, onun da çekinecek başka tarafları var. Yani bakalım, bitirmek istiyoruz. Oldu. Koray, sana bol şans diliyorum. Çok teşekkürler yine katıldığın için. Sağ ol. Evet, Taner Şengezer yanımızda. Bu yılın flash ismi Taner. Bursa'da biraz yavaş gittin gibi geldi bana Taner. Evet. Şimdi burada neler yapmayı planlıyorsun Palio Kitkar'la? Bursa'da yavaştık çünkü taktik olarak önümüzde ve arkamızda yakın kimse yoktu. Bitirmeye gittik. Bir de bir setup problemimiz vardı ama süspansiyonla ilgili. Ondan biraz yavaş, temkinli bitirmeye gittik ve F3'te 3. olarak bitirdik. İyi bir sonuç elde ettik. Puan almamız lazımdı. Daha da fazlası beklenemez değil mi? Zaten daha fazlası olmazdı. Arkamızdan da gelen olmadığı için tempomuzu düşürdük takım kararıyla. Ama bu yarış çok yüksek bir tempoda gideceğiz. Güzel görüntüler olacak. Tamam, boyunda bir problem vardı galiba. Bu sıkıntılarını aştın mı? Evet, boyunda ve de belimde problem vardı. İyiye gidiyor. Şu anda iyiyim. Gayet iyiyim. Sıkıntıları aştık yani.
bu yarışta çok iyiyiz. Taner, tırmanmalarda mucizeler yaratıyorsun. Yani senden inanılmaz haberler geliyor. Şimdi bu yarışta yokuş aşağı çok fazla, evet. Tırmanmadan fazla. Bu stil sana uyacak mı? Bu senin potansiyelini ön plan çıkaracak mı? Tabii bunu yarışta göreceğiz ama ben yokuş aşağı yokuş yukarı benim için hiç fark etmiyor. Güveniyoruz yani kendimize. Yokuş aşağıda çok hızlı gideceğimize inanıyorum. Bakalım ilk loop'tan sonra göreceğiz ne oluyor. Oldu Taner, sana bol şans diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Taner Palio Kit Car'la yarışacak bu yarışta ve Palio inanılmaz bir şekilde geliştiriliyor bu otomobil. 180 beygire ulaştı, süspansiyon sistemi geliştirildi. Proflex süspansiyon aynı zamanda Palio'ya taşındı. Yani bu otomobilden beklentiler çok yüksek. Bakalım neler olacak. Evet, yaklaşık 3 dakika sonra otomobiller start alacak. Şu anda Erkan Bodrum'un otomobile doğru gittiğini görüyoruz. Ben start listesinin üzerinden geçeyim. Serkan Yazıcı birinci otomobil olarak buradan start alacak. Hemen arkasında Ercan Kazaz var. Üçüncü sıradan Ali Ersin start alacak. Dördüncü sırada Celal Gülerhan var. Beşinci sırada Nejat Avcı. Altıncı sırada Yılmaz Köprücü. Yılmaz Köprücü bu arada Opel Astra Kit Car'ı kullanacak bu yarışta. Yedinci sırada Hakan Tolon var. Ford ekibinin ilk pilotu. Birinci sıradaki pilotu. Daha sonra sekizinci sırada Ali Deveci'yi görüyoruz. Murat Akdilek onun hemen arkasında 9. sırada. Evet, şimdi sırada bayan pilotlarımız var. Zannedersem onlarla kendileriyle görüşeceğiz. Geliyorlar, çok güzel. Evet, Grup N'de ve F3'te ciddi çekişmeler göreceğiz burada. Aynı zamanda şimdi bayan pilotlar yanımıza geldi. Merhaba. Merhaba, nasılsınız çocuklar? İyiyiz, teşekkür ederiz. Çok mersi. Arkadaşlar, planınız nedir bu yarış için? Pardon? Planlar nedir bu yarış için? Planlar nedir? Bitirmek yarışı. Biz geçen iki yarışı bitiremedik. Eyvah, neler olup bitiyor? Neden böyle yolda kalıyorsunuz? Ekmek kartımız vardı. Hep öyle olur zaten. Yok yok, gerçekten. Ama bu yarışı bitireceğiz inşallah. Bakalım. Son kontrollerini yaptık. Yani inşallah bu yarışta bir problem çıkarmayacak. Nisa'yla zaten çok güzel çalıştık etaplarımızı. İnşallah bitireceğiz. Şimdi yani isteğimiz o. Zeynep'le çekişiyorsunuz değil mi? Zeynep'le açıkçası çekişmiyoruz. Biliyorsunuz farklı kategoriler. Biz A5, Zeynep en A6 yarışıyor herhalde. Ya arabalar arasında büyük bir fark var. Ben buna detay, evet. Detay, evet, ona bakarsanız A5 ve biz A5, Zeynep'i şurada görürüz. Zeynep'i kaçıncı sırada? 25'te görürüz Zeynep'i. O A6. A6 yarışıyor. Zeynep'in arabası yaklaşık 130 beygir. Bizim arabamız 70 beygir. O yüzden biz kimseye kavuşamıyoruz. Peki bu yokuş aşağı sizi korkutacak mı? Bu etaplar sıkıcı mı? Ya açıkçası yokuş aşağı beni hiç korkutmuyor. Ben yokuş aşağı ve biraz vıdı vıdı seviyorum. Oo, bu tam sana göre bir yer. Ama bu çok süratli. Etaplar çok süratli. Sadece ikinci etapta bir yokuş yukarı var. Orada kara kara düşünüyorum. Çünkü antrenmanda hararet falan yaptı araba. Bayağı bir problem yaşadık ikinci etapta. Yani normal yarışta inşallah orayı geçeceğiz. Umutlu su kaynatmayacağız. İnşallah bu yarışta finişe gideceğiz. Ama süratli ve güzel. Güzel, çok keyifli. Oldu. Çok güzel. Size çok tebrik. Size bol şans diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için canlı yayınımıza. Evet, zannedersem 1,5 dakika sonra Serkan start alacak. Birinci otomobil start almasıyla beraber biz burada yayınımızı noktalayacağız ve haber merkezine bağlanacağız. Best Media haber merkezinde Mehmet Ayan bizi bekliyor olacak. Şu anda Serkan otomobil içinde Deniz Pulaş start veriyor. Gördüğünüz gibi güzel manken kızımız Deniz Pulaş start veriyor ve hemen yanında Pelin'in ticaret direktörü Atilla Bey var. Evet, bu yarış biraz sonra start alacak. Biz yarın saat 10'da canlı yayına giriyoruz. Yarın sabah saat 10'dan itibaren etaplarda olacağız. Ve saat 10'dan itibaren yarın etaplarda olacağız. Saat 10'da, saat 12'de, saat 15'te ve saat finish için saat 18 için saat 18'de. 18'de tekrar burada olacağız yarın. Yani bu yarışı adım adım takip edeceğiz. Şu an Serkan start almak için bekliyor. Birinci vitese taktı otomobili. Bu yarışta joystick'le yarışacak. Serkan şu anda otomobil içinde. Kendisi bu yarışta
Direkt birincilik için yarışacağını söyledi. Hiçbir şekilde yavaş gitmeyecek. Kendisi gelecek yıla hazırlıyor anladığım kadarıyla. Gelecek yıl Team Atakan için yine belki dünya rally parkurlarında bir ihtimal var. Yarışmak için bir ihtimal var. O yüzden Serkan hiçbir zaman temposunu yavaşlatmıyor ve burada hızlı tempoda yarışacağını söylüyor. Bu da çok güzel bir şey. Serkan'ın en büyük rakibi ise Ercan Kazaz. O ikinci sırada start alacak hemen arkasından. Serkan'ın bu ikili arasındaki çekişmeyi çok merak ediyoruz. Açıkçası bir önceki yarışlarda bugüne kadar ciddi bir çekişme göremedik. Hep bir problemler oluyordu. Yarışta mücadele seyredemiyorduk. Umudumuz, dileğimiz tabii bu yarışta her iki ekibinde problemsiz bir şekilde yarış çıkartması ve bizim de güzel bir mücadele izlememiz. Evet, Serkan zannedersem hazırlandı. Otomobil... Yok, hayır. Serkan... Son 2 dakikayı verdik. Şu anda son 2 dakikadayız. Etaplar bir hayli kırıcı denildi buraya gelmeden önce ama şimdi pilotlarla yaptığımız görüşmelerde herkes çok memnun. Kırıcı olma, yani normal otomobiller için kırıcı durabilir bu etaplar ama rally otomobilleri için hiç fark etmiyor. Onlar rahatlıkla bu engebelerin üzerinden geçebiliyorlar. Evet, zannedersen son 1 dakikaya girdik. Pirelli kızları burada. Serkan start aldıktan sonra daha sonra Best Media'ya bağlanacağız. Mehmet Ayan haberlerde olacak. Evet, ilk araba saat tam 19'da start alacaktı. Deniz Flash start veriyor. Atilla Bey hemen yanında. Yani Team Atakan burada tamamen maksimum atakta gidecek. Hiçbir şekilde yavaşlamayacak. Zannedersen tek başlarına kalsalar bile bu yarışta liderlik savaşı için hiçbir şekilde yavaşlamayacaklar. Grup N'de ilginç bir çekişmemiz var. Celal Gülerhan, Murat Akdilek, Cengiz Yıldız ve Ali Ersin arasında gerçekten çok güzel bir çekişme olacak. 3 tane Mitsubishi yarışırken aralarında bir tane de Subaru var. Bu otomobil birbirine çok yakın, pilotlar da birbirine çok yakın. O yüzden keyifli mücadele göreceğiz Grup N'de. Ayrıca F3 kategorisinde de Citroen, Opel ve Tofaş ekibi arasında yine kıyasla bir mücadele olacak. Tofaş buraya bugün 18 otomobille geldi. 18 tane Palio start alıyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ford ekibine baktığımız zaman Grup A'da F2'de Ford'un çok büyük bir iddiası var. Otomobiller çok hızlı gidiyor. Hakan Tonon'un da hiçbir zaman yavaşlamayacağını öğrendik burada. Yani tamamen maksimum atakta olacak Ford ekibi de. Evet, şimdi son 20 saniye girdik galiba. Serkan. Ya dönüyor muyuz abi? Evet, Serkan Yazıcı start aldı ve böylelikle 22. Pirelli Rally'si başladı. Biz yarın sabah saat 10'da burada olacağız. Best TV'de olacağız ve etapların içinden canlı yayınlar yapacağız. Gerçekten çok güzel bir yarış bizi bekliyor. Yarın muhakkak bizimle beraber olun. Şimdi Best Medya'ya dönüyoruz. Mehmet Ayan haberlerle yayınımızı devam ettiriyor. Çatalca civarında birinci etap olan Bin Kılıç'ın içindeyiz. Evet, şu anda Ercan Kazaz etabın içinde. Şu anda Ercan Kazaz etabın içinde ve Ercan Kazaz bütün aslı. Evet, Ercan Kazaz bütün hızıyla bize doğru geliyor.
Şimdi Ercan Kazaz aramızdan biraz önce yanımızdan geçti. Ercan Kazaz'ın derecesini alacağız. Bakıyorum. Evet, Serkan Yazıcı 7 dakika 21 saniye ile bu etabı tamamladı. Birinci etabı. Bu etap 12 kilometre uzunluğunda bir etap. 7 dakikada geçti Serkan bu etabı. Yani çok çok hızlı gidiyor Serkan Yazıcı. Evet, şu anda Ali Ersin'i görüyoruz. Ali Ersin etapın içinde ve Ali Ersin bize doğru geliyor. 3 numara yarışan Ali Ersin şu anda Grup N'de lider durumda. Ve çok güzel bir tempoyla geçiyor Ali Ersin gördüğünüz gibi. Şu anda dereceler yavaş yavaş gelmeye başladı. Serkan Yazıcı bu etabı 7 dakika 21 saniyede geçti. Ercan Kazaz ise 7 dakika 19 saniyede bu etabı geçti. Yani şu anda Ercan Kazaz 2 saniye önünde Serkan Yazıcı'nın. Bu tabii geçen yıl biliyorsunuz Serkan'la Ercan arasında inanılmaz güzel çekişmeler vardı ve sezonun sonuna kadar bu çekişme kıyasıya devam etti. Son etapa kadar gitti birçok yarışın birinciliği hep çekişme halindeydi bu iki ekip, Team Atakan ve Ercan Kazaz, ama bunu bugün yıl göremedik. Ancak şimdi yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Evet, şimdi Celal Gülerhan bize doğru geliyor. Grup M Mitsubishi'si ile. Evet, burada işte Celal. Biraz temkinli gittiğini görüyorum ben Celal Gülerhan'ın. Ali Ersin'le şu anda bir rekabet içinde Celal Gülerhan. Evet. Celal Gülerhan bizden uzaklaştı şu anda. Ali Ersin ve Celal Gülerhan Grup N'e çekişiyorlar. Açıkçası Ali Ersin açık arayla bu kategoride lider. Celal Gülerhan ikincilik savaşının içinde. Ben tabii dereceleri merak ediyorum. Şimdi etap sonundaki hakeme bağlanacağız. Ersin, duyabiliyor musun Ersin? Duyuyorum. 3 numaralı otomobilin derecesini alabilir miyiz? Değilim. Teşekkürler. Evet, 07.51 Ali Ersin'in derecesi. Grup N'de bakalım neler olup bitecek. Gerçekten Ali Ersin buradan hızlı bir tempoyla geçti. Zannedersem Celal'den daha iyi bir derece çıkartacak. Celal Gülerhan'ın biraz daha temkinli olduğunu gördüm. Evet, şimdi biz kimi bekliyoruz? Evet, biz şimdi Nejat Avcı'yı bekliyoruz. Nejat Avcı 5 kapı numarasıyla yarışıyor. Ve F3 kategorisindeki ilk otomobil Nejat Avcı. Evet, ben Serkan'la Ercan arasındaki çekişmeye geri dönmek istiyorum. Şu anda Ercan Kazaz 2 saniyeyle yarışın liderliğini ele geçirmiş durumda. Serkan Yazıcı 2. durumda 07.21 dakikalık derecesiyle 07.19 saniyelik derecesiyle Ercan Kazaz ise şu anda bu etapta birinciliği ele geçirdi. Yarışın lideri. Ali Ersin'e baktığımız zaman 07.51 Ali Ersin'in derecesi. Yani Ercan ve Serkan hemen hemen 30 saniye daha iyi dereceyle geçtiler bu etabı Ali Ersin'den. İki takım arasında tabii ki bir otomobil farkı var. Çok daha hızlı otomobilleri Serkan ve Ercan, ama bu konuyu şimdi geri döneceğiz. Ama şimdi Nejat Avcı'yı görüyoruz. Nejat Avcı çok güzel bir şekilde geliyor bu etabın içine. Nejat'ın burada muhakkak yarışı kazanması lazım. O yüzden gördüğünüz gibi çok atak bir tempoda gidiyor Nejat Avcı. Mükemmel. Evet, bakalım Citroen Saxo'yla. Celal Gülerhan, Ali Ersin 3 saniye arkasında olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce Nejat Avcı yanımızdan geçti. Nejat'ın tabii bu yarışta muhakkak birinci gelmesi lazım. İkincilik gibi bir şansı yok Nejat'ın. O yüzden bir hayli hızlı geçti buradan. İyi bir derece çıkarttığını tahmin ediyorum ben. Tamamen ataktaydı. Bakalım ne olacak Nejat'ın derecesi. Benim tahminim, şimdiden bir tahmin yürütmek istiyorum ben. 7.50 civarında olacak bence Nejat. 7 hatta 47'ye kadar düşebilir. F3 otomobillerin son zamanlarda Grup N'lerin önüne geçtiğini görüyoruz. Tabii genellikle bu asfalt zeminde oluyor, ama bu toprak zeminde de en son Eger Ice'de gördüğümüz kadarıyla F3 otomobilleri gerçekten Grup N'lerin önüne geçmeyi başarıyorlar. Evet, şimdi Nejat'ın derecesini beklerken bakalım kim bize doğru gelecek. Evet, Yılmaz Köprücü, Opel Astra Kitkar'ı bekliyoruz şu anda. Yılmaz Köprücü bize doğru gelecek.
Bu otomobil tabii daha önce Hakan Dinç'in kullandığı otomobildi. Ancak son anda Hakan Dinç bu otomobilden otomobille yarışmama kararı aldı ve Yılmaz Köprücü bu otomobilin direksiyon başına geçti. Şu anda Yılmaz'ı bekliyoruz. Yılmaz Köprücü gelmedi. Yılmaz Köprücü mutlaka yolda kalmıştır. Şu anda Hakan Tuğan'ı görüyoruz. Evet, Ford ekibinin ilk otomobili bize doğru geliyor. Grup A, Ford Focus, Maximum Atak'ta. Bu dönüşünü geçti ve şu anda aşağı iniyor bu otomobil. Türkiye Ford tarafından geliştiriliyor. Evet, hafiften toz attı Hakan Tolon. Tabii rally'nin bir parçası toz, onu da yaşamayı öğrenmek lazım. Biz de bunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Evet, şimdi evet, korktuğumuz başımıza geldi. Yılmaz Köprücü ne yazık ki önümüzden geçmedi. Başına bir şey gelmiş olabilir, emin değiliz. Geçmiş olması lazımdı. Belki de son anda pilot değişikliği olduğu için daha geç sırada start verirler Opel Astra'ya. Bakalım zaman ne gösterecek. Yalnız arada bir hali fark vardı. Nejat Avcı'dan sonra Hakan Tuğan arasında zannedersem bir otomobil vardı arada. Umudumuz Yılmaz Köprücü'nün başına ciddi bir şeyin gelmemiş olması. Evet, biz şimdi bu etabı size tanıtmak istiyorduk. Bu etap, bu etabın ismi Bin Kılıç etabı. Kısaca bir bakalım nasıl bir karakteristike sahip bu etap. Evet, etabımıza geliyoruz şimdi. Birinci günün şu anda haritasını izliyoruz. Ve birinci günün ilk etabı olan Bin Kılıç sabah 10.20'de start aldı. 10.22'de start aldı, evet. 12.10 kilometre uzundaki bu etap çok kaygan bir zemine sahip. Çok hızlı bir etap. %60 yokuş aşağı. Zaman zaman dar bu etap. Gerçekten çok keyifli bir etap. Şu anda geri dönüyoruz çünkü Ali Demirci geliyor bize doğru. Evet. Punto Kit Car bütün hızıyla bize doğru geliyor. Nejat Avcı'nın en büyük rakibi şu anda burada. Bu iki ekip büyük bir çekişme içinde. U dönüşüne doğru geldi Ali Demirci. Nejat Avcı kadar otomobilin savrulmadığını görüyoruz. Yani Nejat Citroen kadar savrulmadı Tofaş. Daha bir rayında gidiyor. Evet, Punto Kitco biraz... çok güzel bir tempo ile gidiyor. Ali Demirci güzel bir tempo ile gidiyor. Bu otomobil tamamen İtalyan mekanikler tarafından hafiften elden geçirildi bu yarıştan önce. Yeni süspansiyonlar takıldı bu otomobile. Proflex süspansiyonları. Finlandiya rallisi öncesi Miki Biasion burada otomobil üzerinde bir hayli testler yaptı ve bu en son gelişmeler Türkiye'ye geldi ve bu otomobil üzerinde bu en son gelişmeler. Yani Punto Kit Car şu anda maksimumunda makine olarak. Ali Demirci'nin de iyi bir derece çıkartacağına inanıyorum. Bakalım ne olacak. Şu anda biz Hakan Tuğan'ın derecesini bekliyoruz. Evet, Hakan Tuğan'dan yine inanılmaz bir derece görüyoruz. 7 dakika 48 saniye. Bu Hakan Tuğan'ı bütün grup N otomobillerin önüne yerleştiriyor ve genel klasmanda 3. sıraya taşıyor Hakan Tuğan'ı. Murat Akdilek grup N'de ciddi bir savaşın içinde, ikincilik savaşın içinde. Kendisi Subaru ile yarışıyor ve evet, Murat Akdilek sıkı bir tempo ile bize doğru geliyor. Grup evet, kurtardı. Orada bir problem olacak gibi geldi bana ama hayır. Çok güzel kurtardı. 8 numaralı yarışan Ali Demirci 7.45'lik bir dereceye imza attı. Ve Demirci böylelikle yarışta herhalde 3. sıra yükseldi. Evet, Ali Demirci 7 dakika 45 saniyelik derecesiyle şu anda hem Nejat Avcı'nın yaklaşık, evet, Nejat'ın 15 saniye önüne geçti ve kategorisine liderliğe yükseldi. Hem de genel klasmanda 3. sıraya yükseldi. Büyük bir başarı Ali Demirci için. Otomobili pek o kadar fazla zorlamıyor gibi geçti önümüzden ama tabii ne kadar daha temiz kullanırsanız o kadar daha iyi dereceler çıkıyor Ali'de. O yüzden Hakan Tuğan'dan çok iyi bir derece gelmişti. Otomobili temiz kullanmıştı ve şimdi bakıyoruz Ali Demirci aynı şekilde otomobili temiz kullanarak burada çok iyi bir derece imza attı. Peki şimdi sırada kim var? Evet, sırada şimdi Cengiz Yıldız var. 10 numaraya yarışan Cengiz Yıldız Grup N'de yarışıyor. Mitsubishi Lancer Evolution 7 ile yarışıyor. Bu otomobile
Alışmaya çalışıyorum diyor Cengiz Yıldız. Birkaç yarıştır bu otomobili kullanıyor ama süspansiyon ayarlarıyla kendisini pek rahat hissetmiyor.